Bırakalım şu türban tartışmasını da, yıl olmuş 2021, vatandaşın gerçek gündemi bu problem değil ya, AKP ile CHP başladı yine bu tartışmaya. CHP'den Fikri Sağlar denen bir adam çıktı, türban konusunu gündeme getirdi, saçma sapan bir açıklama yaptı, AKP'nin eline koz verdi. Yıllarca AKP'ye oy veren, AKP'nin kullanmış olduğu bir argümanı adam gitti alın kullanın dedi. Ortada for yok, yumurta yok. Fikri Sağlar resmen Cumhuriyet Halk Partisi'nin, İyi Parti'nin, Millet İttifakı'nın oylarının artmış olduğu bir dönemde, hayatında Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç oy vermemiş muhafazakar seçmenlerin olduğu bir dönemde gitti AKP'ye, dedi ki al kardeşim sana ben bir şey veriyorum, malzeme veriyorum, sen bunu kullan, CHP'ye karşı sataş. Ve AKP medyasının tamamı şu anda bu konuyu konuşuyor. Sonra Kılıçdaroğlu açıklama yapsan olur, yapmasan olur. Fikri Sağlar o açıklamayı yaptıktan sonra Cumhuriyet Halk Partisi'nde bir yarayı vermiş oldu zaten. Zararı vermiş oldu zaten. Ondan sonra da tabii ki kendilerine yönelik sert tepkiler yapılınca, tepki gösterilen açıklamalar gelince kızıyorlar. Kardeşim siz malzemeyi vermeyeceksiniz. Aklı başında muhalefet yapacaksınız. Ben yine diyorum Fikri Sağlar'ın Cumhuriyet Halk Partisi'nden acilen ihraç edilmesi gerekir. CHP'nin yükselişe geçtiği bir dönemde bu şekilde malzeme veremez karşı tarafa. Habertürk yazarlarından Sevilay Yılmaz, Türkiye'nin gerçek meselesini yazmış, gerçek gündemini yazmış. Bırakın türban meselesini de bakın, vatandaş nasıl peynir alamıyormuş. Gelin hep birlikte o yazıyı okuyalım. Sevilay Yılmaz diyor ki, yeni yılın gelmesiyle birlikte yapılan zamlara isyan ediyor. Asgari ücret alan 4 kişilik ailenin sorumluluğunu alan bir insanın günde 200 gram peynir tüketmesi imkan dahilinde bile değil diyor. Yazısı aynen şu şekilde. Elbette sağlık her şeyin başı. Elbette ki sağlık olmadıktan sonra geri kalan hiçbir şeyin önemi yok. O nedenle ben de yeni yıla önce sağlık diliyorum. İnşallah tüm insanlığın karşısına kara bir bela olacak dikilen virüs salgınının defolup gideceği günleri görürüz diyor. Tabi temennimiz, dileğimiz Allah'a kalmış bir iş artık. Yani yeni yılımızın sağlıklı bir yılıp olmayacağını bilmemiz mümkün değil. Ama bildiğimiz bir şey var. O da çok pahalı bir yıl olacağı diyor 2021 yılının. Emareleri zaten vardı bu pahalılığın. Yeni yılın ilk sabahı duyurulan zamlarla iyice belirginleşti. Zamları konuşmak gerekirken türbanı konuşuyoruz. Kimin yüzünden? CHP'li Fikri Sağlar'ın yüzünden. Doğalgazdan elektriğe, emlak vergisinden motorlu taşıtlar vergisine, köprü geçişlerinden otoyol geçişlerine, yani hayatın her alanında gerçekleşen zamlara merhaba diyerek başladık 2021'e diyor. Zaten el yakıyordu her şey. Bu yeni zamların yansıması ile birlikte market, pazar belli ki yangın yerine dönecek. Bu arada şunu da söylemeden geçemeyeceğim. Bilindiği üzere resmi makamlara göre ülkedeki enflasyon %14. Vallahi nasıl bulunuyor bu oran bilmiyorum ama bilinçli bir tüketici, ev ekonomisini bizzat yöneten biri olarak söylüyorum. Benim tespitlerime göre enflasyon daha yüksek bir seyirde ilerliyor. Hayat gerçekten hiç olmadığı kadar pahalı. Tabii her şeyin başı sağlık ama o sağlığın olabilmesi için de insanın iyi ve doğru beslenmesi şart. Süt ürünleri başta olmak üzere sağlıklı beslenmede önce olan ürünlerin fiyatları almış başını gitmiş durumda. En ucuz ama en ucuz marketin fiyatına göre söylüyorum. Bir bardak süt 1.90 kuruş, yani 2 lira diyor 200 gram süt. Kaymaksız yoğurt, 1 kilogramlık yoğurt diyor 7,25, yani 7,5 TL civarı bir şey diyor. Beyaz peynirin bir kilosu değil bak, 600 grama 30 TL diyor. Düşünün, günde 200 gram peynir yense bir evde haftalık peynir fiyatı 70 liraya falan denk geliyor. 280 lira peynire verecekleri para ya. 2800 lira asgari ücret. Bu adam 1000 TL ev kirası ödese, 500 lira faturalara gitse, markete pazara gitse, çoluğuna çocuğuna harçlık verecek, üzerine üst baş alacak, kıyafet alacak, ayakkabı alacak, bot alacak parası kalmıyor. Bak diyor ki Sevilay Yükselir. Yani bırakın eti, tavuğu, balığı filan, insanlar en temel gıda besinlerinden bile mahrum yaşamak durumunda bu fiyatlarla. Gerek Covid, gerekse diğer mevsimsel griplerden filan korunma amacıyla tüketilmesi tavsiye edilen
C vitamini depoları, portakal, mandalina ve diğer meyvelerin fiyatları ise korkunç. 4 kişilik bir aile haftada 4 kilo en ucuz portakalı tüketse 32 lira ödemesi gerekiyor. Yani bu ailede C vitamini depolansın diye ayda kişi başı 4 kilo portakal yenmesi hedeflense ödeyeceği para 128 lira. Ki o 4 kilo ile filan da C vitamini depolanmaz demiş. 128 lira diyor. Bakın portakal alıyorum ben buradan. Mandalina alıyorum. Mandalinanın kilosu 2,5-3 liraya denk geliyor. 3 kilo portakalın kilosu 10 liraya denk geliyor. Kuzey Makedonya'daki fiyat bu şekilde. Türkiye'de niye bu kadar pahalı? Kuzey Makedonya'da portakal yetişmiyor ki. Nereden geliyor bu portakallar? Yazısının devamında ise şunları söylemiş. Benim geldiğim meseleye gelmiş. Bu arada yazımı bitirmeden evvel şunu da eklemek istiyorum diyor Sevilay Yılman. Gündem yoğun. Türban, Ayasofya ve daha başka siyasi polemikler bayağı dikkat çekiyor. Bilgisayarın başına geçtiğimde yeni yılın ilk yazısında onlardan birine gireyim dedim ama sonuna vazgeçtim. Çünkü içimden gelmedi o konulara girmek. Çünkü halkın gerçek gündemi türban için kim ne demiş, ne saçmalamış ya da filanca siyasetçi filancaya ne demiş. Bugün seçim olsaymış hangi parti kaç puan alırmış, Boğaziçi Üniversitesi'nin rektörlüğüne kim atanmış vesaire değil. Halkın gerçek gündemi mevcut hayat pahalılığı diyor Sevilay Yılman. Teşekkür etmek lazım. Habertürk de bu yazıyı yazmış. Bu malzemeyi tekrar ediyorum. AKP'nin eline veren, al bizim kalemize gol olarak at diyen Fikri Sağlar Cumhuriyet Halk Partisi'nden ihraç edilmelidir. CHP'nin artık hata yapma lüksü yoktur. Ben genel başkanı dahi bıraksın gitsin diyorum. Genel başkan yardımcıları dahi bıraksın gitsin diyorum. Çünkü bu parti tamamen AKP'ye çalışıyor diyorum. Tamamen AKP'nin eline koz veren, AKP'yi güçlendiren bir parti diyorum. AKP CHP'den besleniyor, CHP AKP'den besleniyor. İkisinden kurtulmak için ne yapacaksınız? Önce Cumhuriyet Halk Partisi'nden kurtulacaksınız. Önce Kemal Kılıçdaroğlu'ndan, ekibinden ve CHP içerisinde yer alan, AKP'ye hizmet eden bu kişilerden kurtulacaksınız. Bu söylemlerin AKP'ye 20 yıl boyunca hizmet ettiğini hepimiz gördük. Artık halkın farklı bir muhalefet anlayışına ihtiyacı var. Bu muhalefet bize umut olamadığı gibi vatandaşın gerçek sorununu, gerçek problemini de dile getirmiyor diyor halk. Fikri Sağlar'ın yüzünden bakın Türkiye'nin gerçek gündemi unutuldu. Günlerce belki de bu konu konuşulacak. Yazık, günah değil mi bu vatandaşlara, bu millete? Sevilay Yılman'ın bile içinden gelmemiş o konuları yazmak. Ama bütün medya Borazan gibi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün hedef alıyor. Kimin yüzünden? Fikri Sağlar'ın yüzünden.